Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 8'in çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometrik çözümlerini yapacağız. Soru numarası 31 ile başlayalım isterseniz. Şekil 1'de iç açıları ile verilen iki dik üçgenden biri bir köşesi etrafında okyanusta 30 derece döndürüldüğünde şekil 2 oluşuyor. Evet, bu sabit kalıyor. Bu döndürülüyor arkadaşlar. Üçgenlerden birinin bir dik kenarı 3 birim olduğuna göre şu köşeler arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şu uzunlukları yazalım. Açıları da yazalım. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküçtür. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6'tır. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6 bölü köküçten köküç eşleniyle çarparsak 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç geldi. 30'un karşısı 2 köküç ise 90'ın karşısı da nedir? 4 köküç yapar. Evet, şurası 4 köküçü yazalım. Burası da 3 köküçü yazalım. Bu arada şu 30'u da yazalım. Açıları yazmayı hep böyle döndürmelerde unutuyoruz. Bir de bu 30 derece döndürülmüştü. Burası da 30 derece oldu. Yani şuradaki açımız ne oldu gençler? 90 derece oldu. O zaman bu bir dik üçgen oldu. O zaman burası 3 kök 3. Burası 4 kök 3 ise 3, 4, 5'in katı, kök 3 katı olacağından cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Geldik 32. soruya. Aşağıda 5 tane özdeş eşkenar dörtgenin birleşimiyle elde edilmiş şeklin içine kırmızı şekilde kare çiziliyor. Eşkenar dörtgenlerin ortak noktası aynı zamanda karenin ağırlık merkezi ise. Karenin ağırlık merkezi olduğu verilmiş arkadaşlar burası. Ve dikkat edin, bu karenin ağırlık merkezinden geçen köşegen değil midir? Yani buradaki açıyı biz direktman bulabilir miyiz arkadaşlar? Buluruz tabii ki. Kaç bulduk? 45, 45 diye bulduk. Peki sonra takıldık kaldık. Bak, biz soruyu çözemiyoruz. Soruyu çözememizin sebebi verilen bilgiyi kullanmamak. Neyi kullanmadık? Şuradaki eşkenar dörtgenlerin birbirine eş olmasını kullanmadık. Yani eş yapılarda biz genelde ya eşitlikleri kullanmıyoruz ya da açıların eşitliğini kullanmıyoruz. Ya kenar uzunlukların eşitliğini ya da açı eşitliğini kullanmıyoruz. Hocam, kenar uzunluklarını yazsak şu 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 böyle bir x kenarlık çıkıyor mu bir yerlerde? Maalesef hiçbir üçgen müçgen yok. X kenarlık çıkmıyor. Açılara bakalım o zaman. Bunun dar açısı şuraya ben bir alfa dersem. Hocam dar açısı bak. Aha, bu karşısı. Bu dar açısı. Alfa. Dar açısı. Alfa. Alfa, alfa. Aa, ne çıktı burada? Özellikle o eş yapıların kesiştiği noktalara dikkat etmek lazım. Burada 5 alfa eşittir 180 geldi. Alfayı da buradan kaç bulduk? 36. Aa, pardon. 5 alfa eşittir 360 olacak. Alfa da buradan kaç geldi? 72 geldi. E alfa da 72 ise arkadaşlar, iki iç açın toplamı, yani iki tane açı yan yana görünce dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşit. Şuradaki üçgende. Yani x açısı 45 artı 72'ye eşit olacağından cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 117 yaptı. Evet, 32. soru Ceyhan çıktı. Geldik 33'e. Şekil 1'de özdeş iki eş dikdörtgen tahttan oluşan ve üzerinde kare biçimli sarı bir desen bulunan yemek masasının üstten görünümü gösterilmiştir. Evet, bu bir kareymiş. Kare ise şu tam köşegenden geçtiği için şuradaki açılarımız kaç derecedir? 45-45. Hatta burası da 45, burası da 45. Belki karenin kenarlarını da bulmamız istenilebilir ama şu an bakalım yapmayalım. Bu iki eş dikdörtgen tahta şekil 2'deki gibi sağa sola çekilip ortasına alttan gelen dikdörtgen parça eklendiğinde, alttan gelen dikdörtgen parça neresi? İşte burası arkadaşlar, alttan gelen dikdörtgen parça. Oluşan büyük sarı desen iki köşesi masanın kenarları üzerinde bulunan kare biçimini alıyor. Evet, bu da bir kare biçimini alıyormuş. Çok güzel. Madem bu kare biçimini alıyor. Arkadaş, burası 45, burası da 45 dereceydi değil mi? Madem bu kare, şuradaki yine köşegen olmaz mı arkadaşlar? Evet. E madem buradaki yine büyük karenin köşegeni, burası da 45, burası da 45 oldu mu? Aa hocam, şununla şu birbirine paralel oldu. Hatta aynı şekilden dolayı. Burası da 45, burası da 45. Bununla da bu birbirine paralel oldu. Aa, iyi ki 45'leri yazmışız. Buna göre diyor, başlangıçta sarı desenin iki köşesi arasındaki mesafe 60 cm ve köşelerin şuradaki 20 santimetrelerden bahsetmiş. 60 burası, yani şuraya bir 60 yazalım. Şurası 20, burası 20. Toplamda burası kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Toplamda burası 100 yaptı. 20'şer santimetre olduğuna göre son durumda masanın üst yüzeyinin alanı ne kadar artmıştır? Masanın üst yüzeyinin alanının ne kadar arttığı soruluyor. Arkadaşlar, he? Dikkat. Siz burayı mı bulmaya çalıştınız yoksa şu sarı bölgeyi mi? Hayır. Niye? Masa yüzeyinin alanı ne kadar artmıştır diye soruluyor. Yani masa yüzeyinde artan yer bu dikdörtgensel yapı değil mi arkadaşlar? İşte bizden buranın alanı isteniyor. O zaman ben buraya yoğunlaşacağım. Arkadaşlar, şu 60'ı kullanacağım.
Sonra buradaki uzunluk kaç? 100'ü kullanacağım. Hatta buraları 21'im 21'im değil mi? Evet. Hatta burası 45. Hocam burası da 45. Burası da 45. 20 ise o zaman burası da 20 yaptı. Hocam burası 45 ise ters açıdan burası 45. Burası 45. 45, 45, 45, 90 üçgen çıktı. Aynı zamanda şurası da 60 olduğundan bunlar da 20, 20 olacağından dolayı 20 ise burası da 20 yaptı mı? Yaptı. Dikdörtgenin kısa kenarı 40. Uzun kenarı 100. Gördüğünüz üzere. Bak 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 burası 40. Burayı da zaten 100 bulmuştuk arkadaşlar. Şöyle 60, 20, 20'den dolayı. İşte buradaki dikdörtgenin alanında ne yapacaktır o zaman? 40 ile 100'ün çarpımı yapacaktır. O zaman cevabımız ne yapar? 4000 yapar arkadaşlar. O zaman cevap 4000 oldu. Yani kaçıncı soru? 33. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 34'e. Dik üçgen biçimindeki K ve L şekilleri şekil 1'de. ABC ikizkenar dik üçgeni. İkizkenar dik üçgeni. ABC ikizkenar dik üçgeni ise 45-90 burası da 45 oldu mu? Oldu. Hocam bu da bir dik üçgen mi? Dik üçgen. Çünkü burası 90 derece ya. Bu buraya yapıştırılmış. Zaten dik üçgen şeklindeki yapılar demişti. Hocam 90'sa burası 45 ise burası da 45 yaptı mı? Yaptı. Öncelikle şuraya bir yoğunlaşalım. 2 kök 2 verilmiş. Hocam özel bir açı var. Özel açı mantığını kullanayım. Ne yaparız? Hop diki çizeriz. O zaman burada 45-45-90 üçgen çıktı. 2 kök 2 ise bu 2'ye 2 oldu. Hatta burası 2 iken burası da 2 oldu. K'nın kısa kenarını 2 buldum. Hocam şuraya bir A dersem 45-45-90 üçgen olduğu için A artı 2 ise burası da A artı 2 olacak mı? Evet A artı 2 olacak. Sonra şu K'nın uzun kenarını bulabilir miyim acaba? Evet bulabilirim. Şurası A artı 2 değil miydi arkadaşlar? Burası da A artı 2 olmaz mı? Şuradaki dikdörtgenden dolayı. Evet burası da A artı 2. Yani uzun kenarı ne yaptı arkadaşlar K'nın? A artı 2 artı 2'den A artı 4 yaptı. Şimdi bana şu bölgenin alanını vermiş. 16 diye vermiş. Bir üçgenin alanı değindiğinde hemen aklınıza ne geliyor? Hocam 90 derecede varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Taban bak burası iken bu tabana ait yüksekliği bulacağım. Tepesi burası. Bu tabana ait yükseklik de burası değil midir arkadaşlar? Evet. Yani A çarpı A artı 4 bölü 2 eşittir 16 ise A çarpı A artı 4 eşittir 32 yapacak. Hocam burada çarpanları ayırma yöntemiyle bulayım. Ya gerek yok hisset. 32 neyle neyin çarpımı? 4 ile 8'in çarpımı. A yerine 4 koyarsam burası 8 oluyor mu? Olmaz mı ya? A'yı 4 buldun. O zaman senden ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. Neredesin DE? Şuradasın DE. Evet burası 4. Burası 2. Toplamda burası kaç yaptı? 6. Hocam dörtgen. Burası 8 yaptı. 6, 8. 10 üçgeninden dolayı da cevabımız 10 çıkar arkadaşlar. 34. soru. Böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 35. soruya. Kapağı ve kendisi dikdörtgenler prizması biçiminde olan şekil 1'deki sakız kutusunun kapağı ok yönünde 120 derece açılmış. Hocam ben bunu 120 derece açmışım. Dikdörtgen şeklinde ya burası 90, burası da 90 derece. 120 ise 90, 90 burası. İkisinin toplamı da 180 yapacak. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi başka ne verilmiş? Bana verilen bilgileri kullanacağım. Hocam burası 8. 60'ı kullanacağım burada. 60'ı nasıl kullanabilirim? Hop şuradan bir dik çizerek. Aa hocam şu uzunluk 6. Şu uzunluk 8 olduğundan buraya kaç kaldı? 2. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da 4 yaptı. Aa sen bunu böyle yatırdığın zaman şu uzunluk 4 buraya mı eşit? Evet. Hocam şurayı bak şuradaki uzunluğu da bulmamız lazım bizim. Buradaki uzunluğu da bulmamız lazım. Buradaki uzunluk da belli, verilmiş zaten baksanız ya burası da 6 verilmiş. Hocam burası da 6'ysa şurada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Bir kenar 6, diğer kenar 12. 6, 12 ne üçgeni arkadaşlar? 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı 6 kök 5 yapar. Ama bizden 6 kök 5 istenmiyor. BC uzunluğu isteniyor. Tamam. Buraya 6 kök 5 bulduk. Şunun tamamı 6 kök 5 arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. Şuraya dikkat ederseniz burada bir kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Olmaz mı? Evet. Burada da ne var arkadaşlar? Burası dörtgen. Burası da 4. Bak 4'e 8. Bak 4'e 8. 1'e 2 oran var. X ise 2x. Toplamda 3x eşittir 6 kök 5 ise x'i buradan 2 kök 5 buluruz. A benden ne isteniyor? 2x isteniyor. 2x de ne olacaktır? 4 kök 5 olacaktır arkadaşlar. Yani 35. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 36'ya. Ali'nin elinde kısa kenarı 1 birim olan dikdörtgen şeklinde 2 karton bulunmaktadır. Evet dikdörtgen şeklinde 2 kartonu şöyle bir çizelim bakalım. Şimdi elimizde 2 tane karton var. Ve kısa kenarı kaç birim arkadaşlar? Kısa kenarı 1 birim olan bir karton var elimizde. Hemen burada
Şu CTRL C, CTRL V. İki tane kartonumuz var mı? Elimizde var. Sonra diyor ki Ali bu kartonları sadece uzun kenarları çakışacak biçimde birleştirdiğinde köşegen uzunluğu 4 birimmiş. Sadece uzun kenarları çakıştıralım bakalım. Uzun kenarları çakıştırdığımız zaman köşegen uzunluğu kaç oluyormuş arkadaşlar? 4 birim oluyormuş. Hocam köşegen uzunluğu işte burası. Pisagor bağıntısı yapalım bakalım burada. 90 derece var. Pisagor. Pisagor yapacak olursak 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. Pisagor da yapmaya gerek yok. O zaman 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da kaç yapacaktır? 2 kök 3 yapacaktır. Evet, uzun kenarını 2 kök 3 bulduk dikdörtgenin. Buna göre Ali elindeki kartonları sadece kısa kenarları çakışacak biçimde birleştirdiğinde oluşan dikdörtgenin köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet, bu şekilde birleştirdiğimizde oluşan dikdörtgenin bu köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Kısa kenar 1. Hocam burası uzun kenar 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası 90 derece. Ve burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak x'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 1'in karesi artı toplam burası 4 kök 3. 4 kök 3'ün karesi olacağından 4 kök 3'ün karesi 48 artı 1'den 49 oldu. X kare 49 ise x de buradan kaç olur arkadaşlar? 7 olur. Evet, 36. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 37. soruya. 5 kök 2 birim uzunluğundaki AC ve BD kolları yardımıyla yüksekliği ayarlanabilen bir sedye şekil 1'deki konumdayken ABCD bir karenin köşeleri oluyormuş. Evet, bunlar 5 kök 2 birim uzunluğunda iki tane çubuk uzunluğu gibi düşünün arkadaşlar. Ve bu bir kare oluyormuş. O zaman buraya A, buraya A, buraya A diyecek olursam buradaki uzunluk 5 kök 2 ise tamamı A kök 2'den A'yı kaç bulduk? 5 bulduk. Evet, karenin bir kenarını 5 bulduk arkadaşlar. Sonra diyor ki şekil 2'de de sedye zemine 4 birim yaklaştırılacak. Zemine 4 birim yaklaştırırsam tamam 5 birimse şuradaki mesafeye 1 birim mi kaldı? Evet, yani buradaki mesafeye 1 birim kaldı. Hocam bu mesafe aynı 5 mi? Değil. Dikkat edin. Bu mesafe değişiyor. Ayaklar sabitti arkadaşlar. Şu ayak sabit. Şu uzunluk 5 kök 2, bu uzunluk da 5 kök 2. Hala burası 5 kök 2. Aa, burada ne çıktı? Pisagor. Hadi Pisagor'u uygulayalım. Yani 5 kök 2'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? A'nın karesi artı 1'in karesine eşit olduğundan. Burası 50'den 1 çıktık, 49 eşittir a kare olduğundan. A'yı da buradan kaç bulduk? 7 bulduk. A 7 olduğuna göre benden ne isteniyor? Buradaki dikdörtgenin alanı isteniyor. Buradaki dikdörtgenin alanı da nedir arkadaşlar? 7 çarpı 1'den 7'ye eşit olacaktır. 37. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Geldik 38'e. Dikdörtgen biçimli ekrana sahip bir telefonda şekil 1'de iki kareden oluşan bir fotoğraf gösterilirken. Evet, bu da bir kareymiş, bu da bir kareymiş. Aslında bu da bir kare yapıyor da neyse, o kadar detaya girmeyeyim. Diğer fotoğrafa geçmek için kaydırma hareketi yapıldığında alttaki karenin alanı %20 azalarak. Evet, bunun alanına 100 diyecek olursam. Hani 100K falan filan da diyebiliriz ama olsun. Bunun alanına 100 diyecek olursam. O zaman bu karenin bir kenarı kaç oldu arkadaşlar? 10 oldu. %20 azaltacaksam. %20 azalması demek buradaki alanın 80 olması demek değil midir? Hani 100 iken %20 azalt. 20 azaltacaksın. Yani 80 olacak burası. Hocam hala burası 10. Burası uzunluk olarak değişmedi. 10'la neyi çarparsan 80 yapar. Hocam 10'la 8'i çarparsan 80 yapar. Yani burası 8 yaptı. Devam edelim. Üstteki karenin dikey köşegeni ekranın enine dik konumlu olduğuna göre. Üstteki karenin dikey köşegeni diyor arkadaşlar. Şu köşegeni buraya dik konumlu olduğuna göre diyor. Bu karenin köşegeni. Hocam burası 45, burası da 45 oldu. Bu da köşegen 45, 45 oldu. Tamamı 90 burası. Burası da 90 olacak. Buraya da 45 kaldı. 45, 90 ise burası da 45. Burası 90 ise burası da 45. Burası da 45. Burası da 45. Burası da 45 yaptı mı? Yaptı. Dikkat edin. Bu uzunluk kaç birimdi? 10 birimdi. Hocam ben şuraya bir A birim diyecek olursam. A karenin bir köşegeni, köşesi A kök 2 yaptı. Burası da A kök 2 ise burası da A yaptı mı? 45, 45, 90 üçgenden yaptı. Hatta 2A 10'a eşit olduğundan dolayı A'yı kaç bulduk? 5 bulduk. Yani şurası da 5, burası da 5. Hocam zaten bak burası 8 birimdi. Burası 3 oldu. Eyvallah. Burayı 3 bulduk. Şimdi burası kaydırıldı ya. Kaydırıldığı zaman da yine biz şekli şöyle bir kat tamamlayalım. Eskiden karemiz böyle değil miydi? Evet. Şimdi ben aslında şuradaki alanı bulabilirim. Üstteki karenin başlangıçtaki alanının son durumdaki alanının oranı. Yani buradaki karenin alanı, yani 5, 5, 5 kök 2'nin karesinin şuradaki alana oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu alanı bulurum. Şu dikdörtgenin alanından şu beyaz alanları çıkartarak burayı bulurum arkadaşlar. Ya da değişik, daha değişik yollarla da bulabiliriz. Şimdi ben bunu böyle kaydırdığım zaman hop şöyle şurası da şöyle kaymış oldu ya. Burası üçgen, burası iki oldu mu? Oldu. Bak güzel bir şey oldu burada.
3'e 2 oran var. Benzerlik alan ilişkisinden gidebilirim. Zaten alanlar oranı isteniyor. Hocam ben buraya 3K diyecek olursam burası ne oldu? 2K oldu. Şimdi ben burada bir benzerlik yapabilir miyim? Şunu da şöyle çizecek olursam. Evet. 2 bölü 5'in karesi. 2 bölü 5'in karesi 4 bölü 25. Hocam şu alan 4A iken tamamı 25A. Burası 21A yaptı. 25A ise burası da 25A yaptı. Burada kalan kaç A yaptı o zaman? 50A yaptı. Senden 50A bölü 25, 21 daha kaç yaptı? 44A isteniyor arkadaşlar. 25 yok. 46A isteniyor arkadaşlar. O zaman her ikisini 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 25 bölü 23 yapacaktır. Evet, 38. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 39. soruya. Kare biçimindeki bir kağıt kesikli çizgiler boyunca katlandığında katlanan kısımların birer kenarları üst üste gelerek aşağıdaki düzlemsel görüntüyü oluşturuyormuş. Tamam. Şekilde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre tamam. Bu bir kare. Öncelikle 14, 9 daha kaç? 23. Hocam burası da 23, burası da 23, buranın da 23 olduğunu unutmayalım. İhmal etmeyelim. Eski haline bir geri getirelim. Şu katlamaları geri bir açalım arkadaşlar. Katlamaları şöyle geri açınca ne diyorduk? Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Hocam burası 14 iken şuradaki uzunluk kaç olacak? 14. Peki burası 9 iken şu katlamadan dolayı burası da 9 olacak. Hatta üst üste binen kenarlardan dolayı daha çözüme ulaşamazsak üst üste binen açıların da eşitliğine bakacağız. Bu arada evet bakmamız gerekecek sanki. 14 ise burası 9 ise buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 5 kaldı. Hocam burada bir üçgen var bak burası 90 üst üste binen açılar eşit burası da 90 burası da 90 Pisagor. 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. Bak 12'yi buldun. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan. Bulduğun bilgiyi de kullanmaya çalış. Bu katlamasıydı. Hocam 12 iken burası da katlamadan dolayı üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Burası da 12. Toplam burası 23 değil miydi arkadaşlar? Yani 12 artı x eşittir 23 olacağından x de buradan kaç buluruz? 11 buluruz. 39. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik son soruya. Bir dik prizmanın hacmi tavan alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunuyor. Eyvallah. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Ayrıt uzunluğu 10 birim olan üstü açık bir kübün içerisine birbirine eş 10 birim yüksekliğindeki 4 adet dik üçgen prizma burada konulmuş. Hocam burası 10 ya birbirine eş ya kısa kenara A dersem. Buradaki kısa kenar da A. Buradaki kısa kenar da A. Buradaki kısa kenar da A. Hocam A var. A artı 2 var. Burası da 10. Dik üçgen ya bu. Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz. Ya da ne üçgeni direktman? Hocam direkt 6 yazarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Şurası 6, burası 8. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Şimdi şuradaki boşluk tamamen suyla dolduruluyormuş. Bu boşluğun hacmi nedir arkadaşlar? Bu boşluğun hacmi 2 taban alanı 2'nin karesi çarpı yükseklikten dolayı 40 yaptı. Yani boşluğun hacmi suyun hacmi 40 yaptı arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki 2 tane şey çıkarılmış. Buradaki 2 tane şey çıkarılınca suyun yüksekliği son durumda kaç olur diye soruluyor. Arkadaşlar bu da bir prizma yaptı mı? Şu çıkarılınca evet. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde olmayacak mı? Olacak. Yani nasıl bir prizma? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, altıgen bir prizma var arkadaşlar. Taban ve tavan aynı değil mi? Şunlar çıktığı zaman arkadaşlar. Şu üçgenler çıktığı zaman. Taban ve tavan aynı oldu mu? Evet. Taban alanı çarpı yükseklik. İçindeki su da yayılacak ya içeriye. Su da buraya kadar gelsin arkadaşlar. Bu taban alanı çarpı yükseklik bana neyi verecektir arkadaşlar? Suyun hacmini verecektir. O zaman V su yani. Neye eşittir? Taban alanı derken ben şurada kalanı bulacağım. Burada kalanı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Şöyle kısaca. Karenin alanından şu sarı alanları çıkartarak bulabilirim. Karenin alanı 100'den neyi çıkartacağım? 6 çarpı 8 bölü 2'den 2 tanesi çıkartacağım. Şunları çıkartırsam bu taban alanını bulmuş olurum. Taban alanı bu çarpı yükseklik V suya eşit olacak. V su da neye eşit arkadaşlar? 40'a eşit. Evet burası. Bölü 2'ler gitti. 100'den 48 çıktı. 100'den 48 çıkınca 52. 52 çarpı H eşittir 40'sa H da buradan 40 bölü 52. 4'e bölsen 10, 4'e bölsen 13. Yani cevabımız böylelikle 10 bölü 13 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Şekil taban ne olursa olsun prizma ise taban ve tavanı aynı olan şekillere biz prizma diyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik hacim yapıyor arkadaşlar. Yine güzel bir testin geometri çözümlerini böylelikle bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani deneme kaç oluyor arkadaşlar artık sayamıyoruz. Deneme 8'i bitirdiysek deneme 9. Evet deneme 9'un çözümünde görüşmek dileğiyle.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.